Her toplantımızda olduğu gibi size sağlık diliyorum, huzur, mutluluk diliyorum. Biraz önce arkadaşlar İçişleri Bakanı'nın bir tweetini önüme getirdi. Tweetin ilk cümlesi çok doğru ama büyüklerinin tavsiyelerine uymadığını da böylece itiraf etmiş oluyor. Çocukken büyüklerimiz bize yalandan ve haramdan uzak durun derdi. İkisi de insanı tüketir, ayrıca unutkanlığı da beraber getirir. Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürerken bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığıyla uğraşıyoruz ifadesini kullanmış. Kim hasta, kim yalandan ve haramdan uzak durmamış? Şöyle kısa bir hafıza tazelemesiyle başlamak istiyorum. Mesela Sayın Genel Başkanımız Türkiye'nin bütün okullarının önünde uyuşturucu satılırken İstanbul'un bütün parklarında uyuşturucu satıcıları kol gezerken cezaevinde bir tane uyuşturucu baronu var mı diye sordu. Bunda ne var? Bunun neresi yalan? Çıksaydı deseydi ki Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin cezaevlerinde şu kadar uyuşturucu taciri yatıyor. Biz bunları yakaladık ve cezaevine koyduk. Ama büyükleri söylemiş ya yalandan ve haramdan uzak durun diye. Şimdi şunu söyleyelim o zaman biz. İçişleri Bakanı'na soralım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 557 terörist nerede kardeşim? Nerede? Bu apaçık bir yalandır. İçişleri Bakanı yalan söyler mi? Bir şey daha soralım. Bu yalan değil de bu suç. Devlet görevini kötüye kullanmak. Mafyadan her ay 10.000 dolar alan siyasetçi kim kardeşim? Sen İçişleri Bakanı kisvesiyle, sıfatıyla bunu söyledin. Bütün siyasetçileri töhmet altında bıraktın. Kim bu 10.000 dolar alan siyasetçi? Başka bir soru soralım. Zindaşti nerede Süleyman Soylu? Zindaşti nerede? Versene bunun cevabını. Kusurlarını, hatalarını, günahlarını muhalefet partisi genel başkanına hakaret ederek örteceğini sanıyorsan daha çok beklersin. Ve daha çok böyle senin hakaretlerinle, iftiralarınla belli ki muhatap olacağız. Ama bir şeyi bilin, sizin iftiralarınız, hakaretleriniz bize yapışmaz. Attığınız çamurun izi sizin elinizde kalır. Bir şey daha soralım Süleyman Soylu'ya. Kolombiya'dan Türkiye'ye yola çıkarken yakalanan, konteynerla yakalanan uyuşturucunun üzerinde Türkiye'deki alıcı ve adres yok muydu kardeşim? Kim bu alıcı? Kim bu adres? Nerede bu? Bir konteyner uyuşturucuyu Mersin limanından teslim alacak olan Türkiye'deki alıcı kim Süleyman Soylu? Nerede? Torbacılarla uğraşmak uyuşturucuyla mücadele etmek değildir. Uyuşturucuyla mücadele etmek uyuşturucu baronlarını ensesine çökmekle, tepesine çökmekle olur. Baronlardan uzak dur, torbacılarla uğraş. Uğraşsan ne olur? Sen bir torbacı yakalarsın, öteki 3 tane daha yerine koyar. Sen kaynağını kurutmakla görevli bir bakansın. Ana muhalefete çamur atarak, iftira atarak, hadsiz hakaretlerde bulunarak bu günahlarını ve kusurlarını örteceğini zannediyorsan boşuna bekleme. Bu gündem dışı oldu. Şimdi gündeme dönüyorum. Şimdi beyefendinin yeni jargonu sözde müjdeler vermek. 4 ay önce doktorlarımıza müjde verildi. Dün, evvelsi gün 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Tıp Bayramı haftası içindeyiz. Sanıyorum 1 Aralık günü ki üstünden 4 ay geçti. Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Evet, 3,5 ay geçmiş. Ne oldu doktorlara verilen müjde? Uzman doktorlara bütün zamlardan ayrı olarak 5000 TL, pratisyen doktorlara 2500 TL, tabip dişi personele çok büyük yeterli olmasa da kısmi iyileştirme ne oldu? Müjde verildi, rafta kaldı. Muhtarlarımıza müjde verdiler. 19 Ocak 51. muhtarlar toplantısında muhtarlarımız 4250 alacak diye üstüne muhtarlar 2 maaş aldı. 4250 alan, maaş alan bir muhtarımız varsa lütfen beni arasın. Yok. Yok. Başka? Tüm de çiftçiye müjdeler vermiş.
evlere şenlik. Ona biraz sonra ayrıca değineceğim. Ama çiftçinin içinde bulunduğu tablodan bu kadar uzak bir devlet yöneticisini Cumhuriyet tarihinde, belki Osmanlı tarihinde ilk defa görüyoruz. Çiftçinin halini bu kadar görmeyen bir yönetimi, ona gireceğiz. Ama tekrar bu vesileyle şunu söyleyeyim. EYT'lilere aslında müjde verilmişti. Çözeceğiz, çalışıyoruz diye. Ne oldu Erdoğan? Yok. Boş vaat. Vaat, vaat seçime giderken yapılır ve genelde muhalefet yapar. İktidar icraat yapar. Yaptım der, konuşur. Muhtarın maaşını şuraya çıkardım dersin. Doktorlarımıza az ama şu kadar daha verdim dersin. Çiftçiye işte elektriğini şu kadar düşürdüm, sulama maliyetini azalttım dersin, anlarım. Ya sen iktidarsın, üstelik 20 yıldır iktidarsın, vaat veriyorsun. Tıpkı 2002'de Adapazarı'nda, İzmit'te, Ankara'da ve İstanbul'da biz devleti yönettiğimiz gün atanmayan öğretmen kalmayacak demiştin. Hadi o zaman muhalefettin, vaat ettin. Bunu da yapamadın. 20 yıldır devlet yönettin. 700 bine yakın atanmayan öğretmenden bahsediyoruz. Bu nasıl iştir? Yani herkes kör, alem sersem değildir Erdoğan. Milletimizin aklı başındadır. Hep söylüyorum, millet röntgen cihazı gibi, MR cihazı gibi siyasetin içini dışını görür. Doktorlarımıza 14 Mart Tıp Bayramı meselesiyle büyük ayıp ediyoruz. Bu 14 Mart'a yetiştirin demiştim. Gene burada huzurunuzda doktorlarımızın özlük hakları bakımından şiddete yönelik tam bir önleyici bir kanunu getirin, halledelim. 3 günde çıkaralım, 1 günde çıkaralım. Nitekim 1 Aralık'ta 1 günde uzman doktorlara 5000, pratisyen hekimlere 2500 lirayı 1 günde 1 saatte çıkarmış idik. Sonra geri çektiniz. Komisyon kanunu geri çekti, o maddeyi iptal etti. Bu nasıl bir yaklaşım? Bu yaklaşımla COVID-19'la mücadelenin 2. yılında Türkiye, evet, hasar verdik, kayıp verdik. 90 bin aşkın, yanlış bilmiyorsam, can kaybı var. Ama şurasından bakamıyor musun kardeşim? Doktorlar ve sağlık çalışanları bu kadar insanüstü bir gayretle çalışmasaydı, biz bu COVID belasını 90 bin can kaybıyla değil, 900 bin can kaybıyla atlatabilirdik. Bunu görmeyen bir kafa. Giderlerse gitsinler diyen bir kafa. Türkiye Tabipleri Birliği'ni terörize eden, kriminalize eden bir kafa. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına sağlık çalışanlarının çelenk koymasına tahammül edemeyen bir kafanın Türk demokrasisine olsa olsa sadece zarar olur. Bunu herkesin bilmesi lazım. Ben gene tekrar doktorlarımızdan, sağlık çalışanlarımızdan, meclisin bir üyesi olarak hakikaten özür diliyorum ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışıyorum ben. Yani burada, buranın üyesiyim. Ve perişan ettik sağlık çalışanlarımızı. Şiddete maruz bıraktık. 90 hasta baktırıyoruz. 36 saat nöbet tutturuyoruz. Ve hak ettiklerinin 1/10'unu vermiyoruz. Bu ayıptır, günahtır. İnsan hakkıdır, kul hakkıdır. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin buna seyirci kalmasından da hakikaten büyük üzüntü duyuyorum. Değerli arkadaşlar, demin söyledim. Muhtarlarımızın 19 Ocak 2022'de 51. Muhtarlar Toplantısı'nda verilen sözünün bir an önce ve 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere hayata geçmesini bekliyoruz. Biz 3 grup başkan vekili olarak bir kanun teklifi verdik. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Muhtarların ödenekleri hakkındaki kanunda değişikliğe ihtiyaç var. Rağbet görmedi. Erdoğan, sözü her kişi verir, sözünde her kişi durur denmiştir. Muhtarlarımıza söz verdin. Bu sözü yerine getir. Muhtarlarımızın saraya çağırıp nutuk atmasını, kendini alkışlatmasını biliyorsun. Ve bir şeyi unutma. Muhtar devletin görünen yüzüdür. Ama muhtar aynı zamanda milletin de görünen yüzüdür. Hem devleti hem milleti temsil eden bir sen varsın sözde, bir de muhtarlarımız var. Ama sen de kim, nasıl bir temsildir anlamadım. Devlet yalan vaat vermez. Bunları asla kabul etmiyoruz. Muhtarlarımıza verilen sözün bir an önce hayata geçirilmesini ısrarla talep ediyoruz. Ve konunun takipçisi olacağız. Bizim iktidarımızda
muhtarlıkla ilgili özel bir kanun teklifini de verdik. 150 maddelik ve muhtarların 10 numara bir kanunu olacak. Birliği olacak. Personeli olacak nüfusla orantılı olarak. Ve 4250 lira değil, 5100 bugünkü parayla 5100 lira maaşları olacak. İnşallah muhtarlarımıza o güzel günleri de göstereceğiz. Seçim kanunu geldi. Hayırlı olsun. Anthony Robbins diye birisi şöyle bir söz söylemiş. Tam bu seçim kanununa cuk oturuyor. Demiş ki Anthony Robbins, korkudan verilen karar daima yanlış karardır. Bu seçim kanunu ile ilgili söyleyeceğimiz budur. Üç hususun altını çizmek istiyorum. Bunlar bu ittifak sistemini getirdiklerinde artık baraj kalmayacak demişlerdi. İttifaklarla birlikte. Şimdi beyler barajı %10'dan %7'ye düşürüyor bu teklifle. Zaten bu ittifakın amacı, bir amacı da barajı ortadan kaldırmaktı fiili olarak. Gel bunu 3'e düşür. Niye 7? 7'den muradın ne? Küçük ortağını buradan nasıl korumayı düşünüyorsun? Başka ne gibi hesaplar yaptın bilmiyorum. Ama Anthony Robbins'in sözünü sakın unutma. Korkuyla verilen kararlar daima yanlış kararlardır. Beyefendi, İl Seçim Kurulu Başkanı'nın ve üyelerinin, ilçe seçim kurulu başkanlarının en kıdemli hakimler olmasından rahatsız. Değiştiriyor bunu. Birinci sınıfa ayrılan hakimler arasından kurayla belirlenir diyor. Akla şu geliyor. En o adliyedeki, o ilçedeki ya da ildeki en kıdemli hakimden Erdoğan neden rahatsız, neden çekinir, neden güvenmez? Kurayla çekecek. İsteyen de kuraya katılmayabilecek. Yani denecek ki, kardeşim bak İstanbul'dasın, hakim bey, gidersin Diyarbakır'a, Mardin'e, Gümüşhane'ye, ne işin var senin kurada? Onu katmayacak. Kendileri adliyeye partizanca doldurdukları ve şimdi birinci sınıf ayrılmış hakimlerden seçim kurulu başkanı atayarak, Erdoğan sen kaybettiğin seçimi alamazsın. Bu şuna benzer. Nasrettin Hoca neyini kaybetmişti, ışık tarıyordu, eşeğini mi? Bir şey, anahtarı kaybetmiş öyle diyelim. Sokak lambasının altında anahtar arıyor. Hoca ne oldu? Anahtarı kaybettim, onu arıyorum. Nerede kaybettin? Evin arkasında kaybettin. Niye burada arıyorsun? Burada ışık var. Tam buna benziyor. Nasrettin Hoca'nın kaybettiği yerde değil de anahtarı ışığın altında araması gibi Erdoğan da seçim kanunuyla oynayarak postu korumaya çalışıyor. Koruyamazsın. Beyefendi kurayla seçim kurulu başkanı tayin edecek. Yani Erdoğan'ın şunu bilmesi lazım. Tombala'dan çekeceğin hakimlerle seçimi alamazsın. Seçimi tombalaya emanet etme. Seçimi verdiğin sözleri tutarak almaya çalış. Seçimi milletin halini gör ve buna devletin imkanlarını seferber ederek almaya çalış. Daha bir kopya daha vereyim ben sana. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını, projelerini dinle, onları hayata geçir. Vallahi seçimi belki kazanırsın. Ama böyle zor. Böyle kazanamazsın. Ve bir madde daha burada çok önemli. 298 sayılı seçimden temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunda bir değişiklik yapıyor beyefendi. Burada bu kanun 65, 66 ve 155. maddelerinde başbakan ve bakanlar ibarelerinden başbakanı çıkarıyor. Doğru. Tabii çıkması lazım. Ama daha önce yapılan bütün kanunlarda şöyle denmiştir sistem değiştiği için. Başbakan'a yapılmış bütün atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılır denmiştir. Erdoğan, bu kanun bu şekilde koyulmasının bir sebebi var. Başbakan son 10 gün devletin araç gerecini kullanamaz, makam arabası dahil devlet gücüyle seçim kampanyası yapamaz diye bu kanun var. Yıllardır 1950'den beri sanıyorum var. Şimdi buradan başbakanı çıkartın, tamam başbakan yok da, olacak ama 2 sene sonra inşallah. Başbakan yok da, peki Cumhurbaşkanı'nı nereye koydun? Hayır, onu koymuyorum. Yani Cumhurbaşkanı'na her şey A'ya beleş. Cumhurbaşkanı'na her yol, her şey serbest.
Muhalefete zaptırapt, baskı, iftira, karalama. Böyle bir şey olabilir mi? Oraya adam gibi arkadaşlarımız komisyon aşamasında ve genel kurul aşamasında önergelerini verecekler. Oraya adam gibi 65, 66 ve 155. maddelere, 298 sayılı kanunun bu maddelerine başbakan yerine cumhurbaşkanı koyulur diye ısrar edeceğiz. Tavsiyem sen de bunu koy. Seni devletin gücüyle son 10 gün yapacağın açılışlar, toplu açılışlar, temel atmalar kurtarmaz. Bunu da unutma. Şimdi iktidarda kalmanın yolu belli. Kendisi de bilir ama kaybetti. İş şirazesinden çıktı. İktidarda kalmanın yolu milletin gönlünde kalmaktır. Milletin gözünde, gönlünde taht kurmadan Ankara'da taht kurulmaz. Sen milletin gözünde, gönlünde kaybettiğin tahtı seçim kanunlarını oynayarak tutacağını, elinde tutacağını zannediyorsan hiç buna yeltenme. Ve istediğin kadar kanun değiştir Erdoğan. Her hafta kanun değiştir Erdoğan. Her hafta mecliste seçim kanunu getir Erdoğan. Ama bir şey daha yap. Gel bir sürü seçim kanunda istediğin değişiklikleri yap. Hakikaten yap. Bunu samimi de söylüyorum. Gel şu iki ay içinde seçimi yapıverelim. Bu kadar büyük olduğuna, bu kadar halkın gözünde ve gönlünde iyi yer tuttuğuna inanıyorsan, ki etrafın seni bazen öyle kandırıyor, onları biliyoruz. Gel seçimi yap. Sen de kurtul bizden. Biz de başımızın çaresine bakalım. Kazanırsan. Kaybedersen de milletin sırtından büyük bir yük kalkmış olur. Milletin beli doğrulur ya. Bu kadar basit. Şimdi İftira ve karalama bunların meziyeti oldu. Bunların iftira ve karalama kültürlerinde mi var? Onun tabiriyle cibilliyetinde mi var? Meşrebinde mi var? Bilmiyorum. Sayın Genel Başkanımızın Diyarbakır gezisi bunları çok incitmiş. Canları acımış. Niye? Ya sen Diyarbakır'a kendin git, et, çalış, çabala, oy alabiliyorsan oy al. Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Genel Başkanımızın Diyarbakır gezisinden dönüşünden hemen sonra kora halinde. Ömer Çelik Beyefendi diyor ki, anneleri ayağına çağırdı. Pes. Beyefendi diyor ki, oteline çağırdı. Pesin pesi. Sayın Genel Başkanımız 9 Mart 2022 Çarşamba saat 21'de Diyarbakır Havalimanı'na inmiştir. Sayın Genel Başkanımıza kalacağı otele, genel başkanımız kalacağı otele yönlendirildiğinde Sayın Genel Başkanımızın kurduğu cümle şudur. Diyarbakır annelerini ziyaret etmeden il başkanıyla bile görüşmem. Ya il başkanı orada karşıladı tabi ayrı da anlayın yani. Hiçbir görüşmeyi yapmayacağım. Normali şudur. Bir genel başkan bir ile gider. Önce il başkanıyla ille ilgili görüşür. Sonra temaslarına başlar. Usul budur. Genel Başkanımız Diyarbakır annelerine gitti. Nereye gitti? Diyarbakır annelerinin Kahir ekseriyeti Diyarbakırlı değil. Diyarbakır merkezde oturmuyor. Evleri yok. Çevre il ve ilçelerden bu annelerimiz oradalar. Ve Diyarbakır öğretmen evi onların şu andaki geçici ikametgahı. Sayın Genel Başkanımız arabayı gece 9'da, akşam 9'da Diyarbakır öğretmen evine yönlendirdi. Ve orada iki aileyle gayet güzel, verimli bir görüşme yapıldı. Durum bundan ibaret. Fakat sonra genel başkanımız kaldığı otele döndü. Beyler, Diyarbakır anneleri ayağa çağrılmaz, otele çağrılmaz. Sayın genel başkanımız kaldığı otelde Diyarbakır anneleriyle görüşmedi. Diyarbakır annelerinin geçici ikametgahında onlarla görüştü. Ama ben size bir ayağa çağırma hikayesi anlatayım. Malum Temmuz ayıydı galiba, Ağustos, Temmuz. Büyük yangınlar yaşadık. Manavgat'ta, Marmaris'te, Köyceğiz'de, Bodrum'da, Milas'ta. Ve bir yangınla mücadele ekibinden bir kardeşimiz şehit oldu yangınla mücadele esnasında. Şahin Akdemir. Mekanı cennet olsun. Beyefendi de bölgeye gitti. Şahin Akdemir'in ailesi Köyceğiz'dedir.
Beyefendi kendine yaptırdığı, ki çok az bir ömrü kaldı. Yani o sarayı da inşallah ya bir engellilere ya öğrencilere ya şehit ailelerine tahsis edeceğiz. Okluk Sarayı'na, Okluk koyundaki meşhur yazlık saraya Şahin Akdemir şehidimizin annesini, babasını ve kardeşini getirtti. Saraya ayağına getirtti. Bu şimdi hangi ahlaka, hangi adaba, hangi vicdana, hangi kurala, hangi inanca uyar? Sen şehidin anasını, babasını, kardeşini 80 kilometre mesafeden ayağına getiriyorsun onlara taziye dilemek için. Sayın Genel Başkanımız öğretmen evine, annelerin, Diyarbakır annelerinin kaldığı yere ikametgaha gidip onlarla görüşüyor. Pişkin pişkin. Yani dava açarsa açsın ya. Yalanın ve yalancının böylesine de pes ya. Böyle bir yalan olabilir mi? Devletin başı böyle bir yalan söyleyebilir mi değerli arkadaşlar? Ayağını oteline çağırmış. Yani Diyarbakır'da hiç mi bir tane AK Partili aklı başında adam yok ya, merak ediyorum. Evet, Diyarbakır'da AK Parti üçüncü parti oldu ama şu anda biz ikinci partiyiz. Yani AK Parti Diyarbakır'da büyük ivme kaybetmiş ki, yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aileleri kaldığı otele değil de ailelerin barındığı öğretmen evine gittiğini buna biri söylemez mi ya? Biri bunu söylemez mi kardeşim? Çok ayıp. Çok ayıp. Şehitlik, inanç üzerinden siyaset yapmak bu millete ve bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Değerli arkadaşlar, biz Erdoğan'ın bazen şöyle diyoruz. Hangi Erdoğan? Çocuklar geliyor diyor ki Tayyip Bey böyle söylemiş. Hangi Erdoğan söyledi? Tamam, Erdoğan da hangisi? Çünkü geçmişte o kadar sayısız örnek var ki. Mesela önce Ofer'le görüşmedim diyor. Sonra Ofer'le Davos'ta görüştüm diyor. Önce tek dil tek din diyor. Sonra tek dil demedim diyor. Efendim NATO'nun Libya'da ne işi var diyor. Sonra NATO oraya gitmeli diyor. Böyle sayısız sayarım. Ha, bir tane daha sayalım. Terör örgütüyle görüştüğü iddiası, terör örgütüyle görüşme iddiası alçak bir iftiradır diyor. Sonra çok kısa bir süre sonra İmralı'yla görüşmeler sürüyor. İşi olan bana gelsin diyor. Onun için biz Erdoğan bir şey dediğinde hangi Erdoğan diyoruz? Şimdi de şey yapmış. Suriyelileri göndermeyeceğiz demiş. Hayda. Hangi Erdoğan oluyor bu şimdi? Numaralandıracağız mı? Nasıl yapacağız bunu? İkinci Erdoğan. Danışman öyle söylüyor. 21 Haziran 2018'de tam olarak şöyle söylemiş. Seçimlerden 3 gün önce. Demiş ki seçimin ardından tüm Suriye topraklarında güvenli hale getirmeyi ve tüm Suriyelilerin evlerine dönmelerini sağlayacağız. Nokta. Recep Tayyip Erdoğan. 21 Haziran 2018. Şimdi 15 Mart 2022'de göndermeyeceğiz. Hadi buyur. Yani bunu şöyle mi yapsak, sabah sağından mı kalktı, solundan mı kalktı diye mi muhakemesini yapacağız? Yani bunu söylerken sağından mı kalktı, solundan mı kalktı diye mi muhakeme yapacağız? Bir şey anlamıyorum. Sen göndermedin, gönderemezsin Erdoğan. Ama biz gönüllü olarak dönmelerini sağlayacak her şeyi yapacağız. Bölge barışını tesis etmek zor değil. Bir küfür etmediğin kalmıştı Birleşik Arap Emirlikleri'ne, kanka oldun. İsrail'le ilgili içeride yaptın hamasetini, şimdi Allah selamet versin, et tırnak oldunuz. Mısır'la ilişkileri başlattın, yumuşadınız, flört başladı. Suriye'ye gelince bir dakika, niye? Bölge barışı esassa Suriye noktasında niye frene basıyorsun Erdoğan? Diyorsun ki 45 milyar dolar bize maliyet var. Beyefendi, parayı cebinden verdiysen hala. İyi güzel. 45 milyar dolar milletin parası. 45 milyar dolardan geçtim. Milletin ekonomik olarak içinde bulunduğu hal ortada. Ki 45 milyarı TL'ye çevirirseniz doları epey bir para yapar. Kardeşim sokaklarımızın, mahallelerimizin huzuru yok ya. Türkiye'nin, İstanbul'un, Hatay'ın, efendim Gaziantep'in, Kilis'in, velhasıl belki de bütün Türkiye'nin sokaklarında, mahallelerinde huzur kalmadı. Senin buna seyirci kalmaktan muradın nedir? Hesabın ne? Hani gönderecektin? Zorla gönder diyen yok.
Suriyelilerin geri dönmesi için yapılması lazım gelenler belli. Türkiye'nin yapması gerekenler belli. Bunları yapacaksın. Suriye merkezi yönetimiyle oturacaksın, konuşacaksın. Güvenli bölgeyi tesis edeceksin. Oranın inşasına 45 milyar dolar burada harcayıp benim mahallemin huzurunu bozacağına 45 milyar doları orada harcayıp oranın yeniden inşasına Türkiye olarak katkı vereydin. Hiç değilse mahallemin, sokağımın huzuru yerinde olurdu. Bu da yok. Bunu da anlamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, müjde dedik ya, sözde müjdeler. Doktorlarımız işte muhtarlarımız. Dün de çiftçilerimize müjde vermiş beyefendi. Müjdeye bakın. Müjdeye bak, hizaya gel. Kapalı ve modern sulama sistemi kuracak beyefendi. Ne yapacak? Güneşten elektrik üretip çiftçinin sulama maliyetini düşürecek. Dün işi gücü bırakmış CHP grubunu izlemiş. Sayın Genel Başkan'ın gösterdiği videoyu ve konuşmasını izlemiş. Bu da iyi bir şey. Ve çiftçinin kredi limitini artıracak. Yani çiftçiye diyor ki ben seni biraz daha borçlandırırım, merak etme. Bir de güneşten elektrik elde edersem senin elektriğini ucuzlatırım, sulama maliyetin düşer. Şimdi bunlar çiftçinin halini hakikaten görmüyor. Erdoğan'a soruyorum. Gübreye %400 zam yaptın. Yani üre gübresi 1860 liradan 13.500 liraya çıktı. DAP gübresi 2100 liradan 13.400 liraya çıktı Erdoğan. Bunları bilmiyor olamazsın. 1860 lira nere? 13.500 lira nere Erdoğan? Yani kapalı sulama yapınca gübre serilebilecek mi? 7 liraya alıyordu çiftçi mazotu. 19-20 lira. 19-20 lira. Ve çiftçinin kullandığı ilaca %250 zam geldiğini bilmiyor. Ve çiftçinin kullandığı elektriğe %130 zam geldiğini de herhalde bilmiyor. Bilmemesi mümkün değil. Arkadaş, Türk tarımı şu hale geldi. Anadolu Ajansı'nın değerli çalışanları beni bağışlasın. Anadolu Ajansı dün flash haber geçmiş. Flash, flash, flash. Aha, ne oldu? Ayçiçek yağı taşıyan ilk gemi Boğaz'dan geçti. Bravo, alkışlar, çok güzel. Hale bak ya, hale bak. Kendi kendine yeten dünyadaki 7 ülkeden biriyken ayçiçek yağı geciktiğinde kriz başladı. Ayçiçek yağı dolu tanker Boğaz'dan geçmiş. Anadolu Ajansı bunu flash haber yapıyor. Gel bu işin içinden çık. Ama şey var, güzel bir şey var burada. Erdoğan'ın çok şükür her zaman olduğu gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yani onun tabiriyle Bay Kemal'in projelerine dört elle sarıldığını bir kere daha gördük. Sayın Genel Başkanımız, Urfa Belediyesi bizim olduğunda Urfa'nın taşlık, çakıllı, kayalık arazilerine güneş paneli koyacağız ve bu elektriği çiftçinin sulamada kullandığı elektrik noktasında ücretsiz vereceğiz dediğinde aklınca dalga geçmişti. Şimdi her zaman olduğu gibi taşeronda, emekliye iki bayram ikramiyesinde, 3600'de olduğu gibi, muhtarlarla ilgili meselede olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun projelerine dört elle sarılmış, güneşten elektrik üretip çiftçimizin sulama maliyetini düşürecekmiş. Erdoğan, sen de yaparsın ama gel bunu sen yapma. Niye sen yapma diyorum. Sen bunu yaparsan senin müteahhitlerin bu işten çok çalar. Devlet de zarar eder, millet de. Sen başka bir şey yap. Sen seçim yap. Biz seçimden sonra çiftçiye sulamada kullandığı elektriği çok ucuza, hatta mümkünse bedavaya veririz. Değerli arkadaşlar, birkaç konu var ama arkadaşlar da uyarıyorlar. Türk Telekom'la ilgili çalma demişken Türk Telekom'la ilgili meseleler çok ayyuka çıktı. Bir dakikada onu toparlayıp bitirelim. Şimdi Türk Telekom çalma diyoruz ya, çalma demişken devlet, hep söylüyorum, Moğollar bile bu topraklarda bu kadar büyük bir talan ve yağma yapmadı. Moğolları arattı bunlar. Şimdi önce Türk Telekom Hariri'ye peşkeş edildi. Hariri Türk bankalarından kredi aldı, devlete parayı verdi. Sonra mallarını sattı Türk Telekom'un, karlarını aldı, çekti gitti. Ve bu anlaşmaya göre 2026'da Türk Telekom'un %55 hissesi zaten tekrar devlete geçiyor idi.
Şimdi hal böyleyken 3,5 yıl kalmışken 4 yıl diyelim. 1.650.000.000 dolara devlet Türk Telekom'u parayla kendi malını parayla geri aldı. Kendi malını parayla geri aldı. Üstelik 44 milyarda borcu var Türk Telekom'u. TL borcu var. İlk anlaşmada Hariri ile yapılan ilk anlaşmada da yenilenmiş bir altyapıyla fiber optik noktasında yenilenmiş bir altyapıyla devlete Türk Telekom teslim edilecek, terk edilecekti. Bu yok. Hariri yükünü tuttu gitti. Türk bankaları ona verdiği krediyi almak için çabalanıyor, Telekom'a çöktüler. Şimdi devletimiz 1 milyar 650 milyon dolar TL olarak ne yapar? Epey. He? Kaç milyar? Fazla yapar ya. 25 milyar TL verdik. Erdoğan şunu bilmiyor. Çiftçiye müjde vermiş ya. Çiftçi tarlasına gübre atamıyor. Traktörünün deposunu dolduramıyor. Ahırdaki hayvanın önüne saman koyamıyor. Saman, saman. Ahırdaki hayvanına saman veremiyor çiftçi. Ama beyefendi devletin 1 milyar 650 milyon dolarını kendi malı olan bir işe veriyor. Hariri'den kalan tahribatı gidermek için. Bunun adı ne olur? Yağmasanın böreği. Ye babam ye. Türkiye maalesef böyle bir tablo ve hal içinde. Bu kötü tablo kimseyi umutsuzluğa düşürmesin. Ramazan geliyor, yaklaştı. Çok merak ediyorum. Allah herkesin ibadetlerini, dualarını, oruçlarını kabul etsin inşallah. Ama arkadaş, bizim bir ritüelimiz var ya. Bir Ramazan pidemiz var. Yumurtasızı 6 lira. Yumurtasız. Yumurtalarsan 7,5 falan olur muhtemelen. O mis gibi kokan Ramazan pidesini 6-7 nüfuslu bir aile iftarını açarken nasıl yiyecek Erdoğan? Yumurtasız Ramazan pidesi 330 gram 6 lira. Tabii sen para verip almadığın için bilmiyorsun. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Bunu da bir düşün ya. Karakış fonu dedik, çaldırma, devleti soydurma dedik, milleti bölme dedik, halkı ezme dedik, dedik. Biz anlatamadık beyefendiye ama anketler artık Cumhur İttifakı'nın yolun sonunda olduğunu ve yola çıkmak üzere olduğunu çok güzel bir şekilde anlattı. Bence bakanlar Erdoğan'dan görevden af isterken kendisi de halktan bir helallik ve af istese iyi olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. İçişleri Bakanı böyle lüzumsuz iftira karalama işleriyle uğraşacağına, uyuşturucu baronlarını korumak için korumasıyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirileri savuşturmak için muhalefete kara çalacağına, İçişleri Bakanlığı orada, adliye orada, kim usulsüzlük yapmışsa, kim usulüne uymayan bir iş yapmışsa adliye de İçişleri Bakanlığı da derhal gereğini yapsın. Göreve çağırıyoruz. Bizim usulsüzlüğü, hukuksuzluğu savunacak halimiz yok ama böyle iddialara pabuç da bırakılmaz. Böyle iddialar o kadar çok ki. Ben 20 yıllık milletvekiliyim. Ankara İncek'te TOKİ'den yeni edindiğim, 10 yıl ödeyerek edindiğim bir evim var. Bir de babamdan kalma köyde bir ev var. Mordoğan'daki villama hepinizi beklerim. Kaçakmış üstelik. Arkadaşımızın evi benim oldu. Benim oldu. Engin Altay Mordoğan'da Zeytinli'ye kaçak villa yapmış. İlgili gazeteye tekzip yolladık. Rütü'ye suç duyurusunda bulunduk. Adliyeye hem ceza hem tazminat davası açtık. Ama Allah'tan korkun kuldan utanın ya. Eğer benim böyle bir şeyim varsa İzmir'de, İstanbul'da nerede varsa ilgili gazeteye bedava vermeye hazırım.
Ama ilgili bir gazetenin de namuslu bir şekilde çıkıp arkadaş böyle bir şey oldu ama bu kanıtlanmadı, böyle bir şey yok diye bir özür dilemesi gerekmez mi ya? Bunun adı gazetecilik değil, bunun adı kepazelik. Bu bakımdan bu tür iddialarla ilgili devlet orada, İçişleri orada, adliye orada, böyle bir şey varsa gereği yapılır. Ama bu eminim şöyle bir şey çıkacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 tane terörist var dediler. Bir tane bulamadılar. Bu iddiada bilmiyorum. Ben şimdi sizden duydum. Eminim bu da böyle bir şey çıkacaktır. Var mı soru? Evet. Vakit kim var orada? Eyvah. Çabuk. Nurettin Nebati Fransa'ya demiş ki Türkiye'yi bir diktatör yönetiyor. Siz teknokratlarla uğraşmayın demiş. Yanlış bir iş yapmış. Bize kızıyorlar ya Türkiye'yi dünyaya şikayet ediyorsunuz diye. Türkiye'yi dünyaya rezil edenler bunlar. Sistemin çöktüğünü, çürüdüğünü itiraf etmiş. Aman Erdoğan sen 2023 sonrasına karışma. Zaten oyunda olmayacaksın. Erdoğan 2023'ten sonra büyük ihtimal nerede olur biliyor musunuz? Muhalefet Partisi'nin genel başkanı olarak Balgat'ta mı onlar? Söğüt özünde oturur. 2023'ün Haziran'da en geç, onu da en geç diyorum, millet bu çürümüş sistemi çöpe atacak zaten. Erdoğan'ın buna kafa yormasına gerek yok. Bu söylediği bile bu ucube sistemin çöktüğünün açık bir itirafıdır. Çok özür diliyorum, teşekkür ediyorum arkadaşlar.